Dostlarım, hepinize Merhaba ben başkan 35 Evet bugün paylaştığımız ikinci video olacak ee, sizleri tekrardan e, uyarmak için bu videoyu da çektim arkadaşlar bakın e, dolar TL kurunda 723 50 seviyesi e, gerçekten çok önemli bir seviyedir bu 7 2350 seviyesi üzerinde günlük kapanışlar olmadığı müddetçe Bakın burayı önemli takip edeceksiniz. 7.23.50 seviyesi. Ee, bu seviye üzerinde günlük kapanışlar arkadaşlar aşağıya doğru e, e, spek dediğimiz bizim ani hızlı hareketler yaşanabilir. Ee, özellikle Forex ve viopta günlük işlem kaldıraçlı işlem yapan arkadaşlar e, bu gibi volatilitenin e, yüksek olduğu zamanlarda e, pek işlemlere girmesinler. E, bu işlemler sonucu hesapları bile sıfırlanabilir. O yüzden çok dikkatli olun. E, Dolar TL kurunda 7.23.50. E, bir kere günlük ve haftalık kapanışlar gelmesi şart arkadaşlar ki hareketin e, yukarı doğru ivmelenebilmesi için. 7.23.50 seviyesi ayrıca e, çok fazla Satışların gelebileceği ve müdahalelerin gelebileceği bir seviye. Bunu size bir önceki videomda anlattım. E, fakat mikrofondan kaynaklı biliyorum ses kısılmaları oluyor. E, sipariş vermemize rağmen hala e, mikrofonumuz elimize ulaşmadı. Bunun için de ayrıyeten özür diliyorum. En kısa sürede e, bu sorunumuzu da çözeceğiz. E, fakat tabi ani videolar çektiğim için e, sizlere de ulaşmak istediğim için e, kısıtlı da olsa... Ee, videolar çekmeye çalışıyorum sizlere uyarabilmek, sizlere bilgi aktarabilmek amaçlı. Ee, o yüzden de kusura bakmayın arkadaşlar. Dediğim gibi arkadaşlar dolarda 7.23.50 seviyesinde kapanışlar önemli. Ee, fakat e, çok riskli bir bölgedeyiz. 7.23-50'yi de e, sıkı bir şekilde takip etmek gerekli. Dediğim gibi e, dolar TL'de 7.25 7.23 50 aralığı şu şekilde düşünürsek arkadaşlar hareketler bugün 7.25 seviyesine kadar geldi aşağıda 7.05 ee, bizim için önemli e, seviyeler 7.05 e, dolar TL'de 6.98 6.90 e, ani geri çekilmelere sebebiyet verebilir. Ee, dolarda alım için yani şöyle söyleyeyim 6 e, 23 50 üzerinde günlük kapanış olmadığı müddetçe şuradaki 6 71 seviyesi düzeltme seviyesi olarak gözükmekte. Alım için şu seviye beklenmesi daha uygun gibi gözükmekte yatırım tavsiyesi olmamak koşuluyla 671 seviyesine dolar e, TL inerse e, Burası düşünülebilir arkadaşlar e, benim için kanalın üst tarafı şurada 6 25 seviye şey Pardon 7 726 Evet 7 26 7 kanalın üst seviyesi Şuradan hareket 6.71'li seviyelere kadar e, dolarda aşağı yönlü basılmalar her an e, yaşanabilir. E, dediğim gibi aş arkadaşlar aşağıda da bir 7.05 noktası e, bugün itibariyle denendi. Buradan tekrar yukarıya doğru bir tepki yükselişi ve 7.17 üzerinde e, şu an itibariyle dolar tl tutunmaya çalışıyor. 7.17 altında 7.05 dolar tl kurunda takip edilebilir 7.23 50 üzerine çıkılmadıkça da dolar tl kurunda bence satış hareketleri düşünülebilir fazla da buralardan riske girmeye gerek yok diye düşünmekteyim biliyorsunuz spekülatif hareketler yapanlarla ilgili yeni kararlar bu yeni kararlarda e, bu kişilerin yatırım yapması da engellenecek. İngiltere bazlı e, bazı yatırım şirketlerinin spekülatif hareketler yaptığı e, Merkez Bankası'nca tespit edildi arkadaşlar İngiltere bazlı ve bu İngiltere Banka e, İngiltere'deki spekülatif hareket yapan kuruluşlara karşı da davalar açılmaya başlanacak. Bunlar da yakından takibinizde olsun. E, bu Haberin gelmesi bile dolara yetti arkadaşlar biliyorsunuz. 7.05 seviyesine kadar ani hızlı bir geri çekilmeler yaşandı. Dediğim gibi bu aralık e, çok dikkatli olunması gereken bir aralık. 7.23.50 dolarda bir zirvedir. Zirve tepe noktasıdır. E, buranın geçilmemesi için Merkez Bankası mutlaka devreye girecektir diye düşünüyorum. E, Soğuk kanlı olmakta fayda var. Çünkü 723, 50 üzerinde de arkadaşlar 7.32, 7.44, 7.63 ve 8.06 tepeleri mevcut. Dirençleri mevcut. Sizler de dikkatli olun. Bu seviyelerde artık en azından bir volalite oturana kadar, hareketler normalleşene kadar beklemekte fayda var diye düşünmekteyim ben kendi adıma. E, Tabi son karar sizlerindir. Yatırımı yapacak olan e, sizlersiniz. E, fakat 7.23.50 dediğim gibi e, çok dikkatli olunması gereken bir aralık ve burada e, mutlaka 1-2 gün arkadaşlar bu kapanış olup olamayacağı takip edilmeli. 7.05 e, volite aşağıya doğru 7.05 e, 7.17 ve 7.25 aralığında e, hareketler bugün için takibimizde olacak. 7.05 aşağı yönlü kırılırsa da 6.98 ve 6.94 destekleri ee, gene takibimizde olacak. Ee, önemli e, destek yerleri olarak gözükmekte. Alım için 6.71 ve 6.60 seviyeleri e, bence daha uygun seviyelerdir. Bu seviyeler kullanmalı diye düşünüyorum arkadaşlar. 6 e, 23 50 Üzerinde kapanış olmadıkça 671 ve 662'deki e, destek bölgeleri e, alım yapacak olan arkadaşlar için e, takipte kalınması gereken önemli yerler gibi gözükmekte. Bunları da göz ardı etmeyin. Bunlar da takibinizde olsun. Şimdilik dediğim gibi arkadaşlar birkaç gün e, 7.25, 7.10, 7.17, 7.05 aralıkları. E, takipte kalınması gereken önemli aralıklar olarak gözükmekte. E, zaman zaman tekrardan videolar yaparım, e, fakat valüatiflerin yüksek olduğu bu dönemde e, sizlere uyarmak için bu videoyu çektim. İnşallah seste fazla bozulma olmaz, anlaşılır bir video olur. E, zamanlarda ve durumlarda sizlerle video paylaşırım, sizlere uyarmaya da çalışırım. Aman diyeyim dikkat arkadaşlar. Ee, buralardan biliyorsunuz merkez de artık fazla izin vermez gibime geliyor yukarı çıkmaları Ama bir yandan da merkezin dolar bulması lazım. Ee, swap anlaşmaları hala daha sonuçlanmış değil. Ee, turizm sezonumuz açılacak. Fakat bu da kısıtlı bir turizm sezonu şeklinde olacağından dolayı. Ee, dediğim gibi yukarı yönlü hareketlerin e, sertleşebilmesi için de 7 23, 50 üzerinde kapanışlar şart bu kapanışları görmediğimiz müddetçe de aşağı yönlü e, sert e, inişler ve yukarı yönlü e, bu inişlerin düzeltmeleri de görülecektir birkaç gün e, çok dikkatli olunması gereken gereken e, bir hafta yaşıyoruz unutmayın Cuma günü de verileri var arkadaşlar bu TİDA verilerinde de Amerika'dan gelecek sonuçlar çok önemli. E, beklentilerimiz dahilinde, bakın Amerika'dan gelecek sonuçların kötü olması beklentimiz dahilinde, e, buradan gelecek işsizlik verileri ve saatlik ücretlerinde kötü çıkması durumunda dolarda sert aşağı yönlü hareketler tekrardan yaşanabilir. Aman diyeyim çok dikkatli olun arkadaşlar. Bir başkan 35 olarak sizlere uyarımdır. En azından biraz piyasayı şey yapın, takip edin. Ona göre kendinize yön vermeye, strateji kurmaya da çalışın. Hepinizi çok seviyorum. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşçakalın arkadaşlar.